Merhaba arkadaşlar, Testosteron Bağ kanalıma hoş geldiniz. Şöyle daha iyi. Desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Merhaba abi, merhaba abi, saygılar. Desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir tane arkadaşım da mesaj yazdı. Dedi ki ben diyor hep seni videolar izleyeceğim. Hatta diyor hep arkanda duracağım. Ben de dedim eyvallah arkadaşım, tamam, teşekkür ediyorum. Ben de videomu oturarak çekiyorum. Tamam. Şaka bir yana. Bu arkadaş kim acaba? Instagram'daki arkadaşlarımdan biri. Yani Instagram o arkadaş listesinde biri bunu yazmış bana. Yazmış değil, yazdı. Türkçe'de unuttuk bunu. Yazdı bana. Onun için o yorum bölümü de lütfen yazın yani kimin olabileceğini. Biz de Amerika'nın gerçekleri anlatalım. Evet. Reklamlardan sonra. Şok şok şok. Evet, reklamlar geçti, başlayalım. Amerika'nın gerçekleri. Bir gerçek tır şoförüyüm arkadaşlar. Şimdi dersiniz ki ne işin var lan orada, gerçekten tır şoförü mü oldun? Evet tırcıyım. Neden? Para iyi. Neden? 3 veya 4 gün çalışıp 3-4 gün evdeyim. Gerçek bu hafta bayağı uzadı yani. Bayağı uzadı. Bu 5. günüm. Çıldırıyordum yani. Bu klibi 4 kere çekmeye çalıştım. Hava yağmurluydu. Sonra işte trafik vardı. Sonra strese girdim. 2 kere konuyu değiştirdim. Olmadı. Beğenmedim. Ve dedim ki şu negatif enerjiyi arkadaşlarıma göndermeyeyim. Dedik eve giderken mutlu oluruz. Çekeriz bir şeyleri. Ben de işte eve gidiyorum. Ve videoyu da çekelim diyorum. Başka bir gerçek, Amerika'da iş imkanı çok, aşırı çok, size şaşırtacak kadar çok. İlk geldiğinde ne iş yapayım, yani neyle uğraşayım, kariyerimi hangi yola koyayım, yani aldığım diplomaları, iki tane diplomamız var biliyorsunuz, yani iki tane üniversiteyi bitirmiş gibi kağıttayız. Fakat gerçekte burada da diploma işi falan çok da önemli değil. Neden? Tecrübe önemli. Adamlar artık diplomaya pek fazla bakmıyorlar. Tecrübelerine bakıyorlar. Sen diplomayla tecrübesiz bir, yani ciddi bir şirkete çok da lazım değilsin. Eğer yetenek görüyorsa seninle, belki seni işe alır falan filan da. Neyse, o İş konusunda başka bir video yaparız isterseniz. Para kazanma imkanı aşırı çok ya, büyük. Neden? Çünkü burada bilmiyorum, ben bir yerden duydum çok önceden. Zaman paradır. Zaman eşittir para. Bu nasıl olabilir diye düşünüyordum. Gerçekten de Amerika'da en iyi anlayabileceğiniz şey, yani en iyi anladığınız şey Amerika'da zaman eşittir para. Ne kadar çalışıyorsanız o kadar para. İş olduğu için istediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz.
ne kadar iyi bir işe giriyorsanız daha az çalışmanız gerekiyor, daha fazla para kazanırsınız ve onun için kendin için ayırabileceğiniz vakit artar. Arabalar mesela çok çok ucuz. Bu bir gerçek. Onun yanında da benzini, yani diğer ülkelere bakılırsa ucuz. Şöyle diyeyim, başka bir gerçek, ehliyet $12. Amerika'da alabileceğiniz, 15 yaşındayken alabileceğiniz ehliyet $12. Bu bir gerçek. Başka, kötü bir şey söyleyelim. sağlık sistemi fena. Fena. Onu anlatmadan önce şöyle diyeyim. Amerika'yı bir büyük bir iş adamı düşünün. Hiçbir şey bedava değil. Bedava diye bir şey yok. İş adamı düşün. Bedava bile görünse, yani ilk bakışta bu bedava falan diyorsanız, bilin ki onun arkasında başka bir şey var. Yani bedava okuyorsanız belli bir okul için veya bir şirket için bir iş yapacaksınız, bir şeye bağlı kalıyorsunuz yani. Ya kardeşim, ne yapıyorsun ya? Arabalara bak. Ben de oraya gireyim yavaş yavaş. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ne diyorduk? Bak şimdi. Evet. Hiçbir şey bedava değil. Sağlık sistemi o yüzden fena. Fena. Sağlık sigortanız yoksa çok kolay, yani onlarca bin dolar borca girebiliyorsunuz. Bak, onlarca. Bir şeyiniz olursun, düştünüz, ayağınızı, kolunuzu kırdınız, gittiniz hastaneye, sağlık sigortanız yok. Size gelen borç $10,000, $15,000, $20,000. Ameliyata bağlı, orada ne kadar kaldığınıza bağlı falan filan. Onun için sağlık sigortası yani zorunlu gibi bir şey. Ve ona rağmen yine çok para ödersiniz öyle bir şey olursa. Mesela $7,000, $5,000 yine borca girersiniz. Sağlık şirketi işte size $12, $15,000 şey yapar, ödeme yapar. Yani o seçtiğiniz plana bağlı. Sağlık sigortası şey gibi, sanki piyasaya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki abi diyorsun, bu nasıl? O da sana diyor ki iyi diyor, taze diyor, işte şunu ekleyelim, bunu ekleyelim, şunu böyle yapalım, şöyle yapalım, bunu istemiyorum, bunu istiyorum. Öyle bir sağlık sigorta sistemi var. Seçiyorsunuz. Dişçiye gidersem böyle, işte acile gidersem şöyle, bunu yapsam, şunu yapsam, böyle 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 olsun. Sonra zın sana bir geçiriyor. Aylık $300-400 şey yapıyorsunuz ailece. O da minimum $300-400 ödeme yaparsınız sağlık sigortası. Ve yine doktora giderseniz $100, siz işte 30-40 siz ödüyorsunuz. O sağlık şirketi 60'ı falan ödüyor, 70'i ödüyor. Bu da bir gerçek maalesef. Bak şimdi biz ne yapacağız burada? Bak. Hoppa. Yaptık. Bu da bir gerçek. Evet. Ehliyete dönelim. Onu söylemeyi unuttum. Ehliyet $12. Ehliyetinizi alma süresi belki 2 saat. Pardon. 2 saat. Yani sıfırdan başlayıp ehliyeti alana kadar 2 saatiniz alabilir maksimum. Neden? Nasıl? Ya arkadaşım ya, bir git ya. Bunlar beni deli ediyor.
Yani 2 saat nasıl? Sınava giriyorsunuz. Hatırlamıyorum. Yalan söyleyebilirim. Belki 20, belki 30 tane soruya cevap veriyorsunuz. %70'i doğruysa sizi araba kullanma izni veriyorlar. Ehliyet değil ama araba kullanma izni. Aynı gün yani. Hemen sınavı geçtiniz, adam sizin bilgilerinizi alıyor, kağıdı veriyor. Araba kullanma izni size veriliyor ve arabayı kullanabiliyorsunuz. Bazı şartları var ama arabayı bildiğiniz kullanabiliyorsunuz. 15,5 yaşındayken. 15-15,5 yaşındayken bunu yapabiliyorsunuz. Kaç yaş, kaç yaş? Evet, usta. Sonra test aldıktan sonra siz dersiniz ki ben de şeye gitmek istiyorum. Hemen sürüş sınavına gitmek istiyorum. Arabayla geldim, testimi aldım. Adam sana tamam der. Beklersin belki 5-10 dakika hazırlıkları yapılsın diye. Sonra araba sürüşüne gidersin 15-20 dakika. Basit zaten. Çoğu arabalar otomatik vites, yani dümdüz gidiyorsunuz, sağa sola dön, geri git falan filan. Ve bu işte 2 saat sürüyor. Bosna'da bu 3 ay sürüyor ve ehliyeti alma maliyeti ya $800 civarında, $700-800 civarında Bosna'da yani. Yani 2 yıl para biriktirmeniz gerekiyor ki ehliyet alabileyim, sonra arabayla işe gidebileyim falan filan. Mantığa bak. Adamlar ne mantığı yapmış? Herkes ehliyet alsın. 15 yaşındayken bile ehliyet alabilsin. $12, sonra 3000, 5000, 7000, 10000 dolara araba alacak. Sonra işte o arabaya benzin şey yapacak, alacak. Bu ne? Ekonomi sürekli dönüşte, döngüde. Bu yani. Bu yani. Amerika'nın gerçekleri bu kadar. Bu sefer başka bir şey aklına geldi mi? Şöyle bir şey diyelim ve bu videoyu bitirelim. Çok da fazla uzun böyle video çekmek istemiyorum. Hepiniz bir işle uğraşıyorsunuz, bilmem ne, vaktiniz yok falandır filandır, sonra şikayetçi olursunuz. Kardeşim bizi çok fazla tuttun, çok uzun video yaptın. Merhaba abi, çılgın abimiz. Gördünüz. Lokantalar, kafeler, restoranlar çok böyle estetik olarak kötü. Herhalde bence yani estetiği, içerideki dışarıdaki estetiği çok basit, estetik yok diyebilirim. Yani benim böyle garibime giden en çok şey, restorana gidiyorsunuz. Çok böyle basit restoran, tamam mı? Koltuklar basit, masalar basit. Yani her şey basit. Ve polis orada. İnşallah bakalım hız limitimiz kaç? 65 diye düşünüyoruz. Ve abimize selam veriyoruz. Merhaba abi. Bakalım. Arkamızdan gelmiyor. Tertemiz geçiyoruz. Devam ediyoruz. Restoranlar berbat yani. Yemek olarak değil de. İçi ve dışı böyle çok basit restoran bile demezsiniz girmeden önce. Başka bir şey, yollar. Yollar çok gelişmiş. Ya şu andaki yol bayağı kötü de genelde yollar çok gelişmiş. Şu abimiz de ne yapıyor burada? Ama işte herkes arabayı, aracı kullanabileceği için. Merhaba abi. Merhaba abi. Çılgınlar. Bu ne lan? Amerika gerçekleri değil de çılgınlar bölümü izliyorsunuz siz burada ya. Görüyorsunuz işte böyle saçma sapan insanlar saçma sapan hareketler yapıyor.
Yollar, bak şimdi yollar çok güzel. Yani ben günde 1000 kilometreyi sürüyorum. Düşünün. Günde 1000 kilometre. 600 mil. Yani 1000 kilometre günde sürebiliyorum ve belki 1100 kilometre falan bazen geçebiliyorum. Güzel yani. Şimdi Amerika'yı şöyle bir diyelim. Benim Florida'dayken, yani Florida'ya gittiğimde böyle kamyonla, beni en sinir eden şey ise arabayı kullanan insanlar. Yani ben orayı anlayamadım. Kimse doğru düzgün arabayı kullanmıyor. Mesela hız limiti 110 kilometre. Adam şey yapıyor. 90'ı gidiyor, 80'i gidiyor. Ve saçma sapan hareketler yapıyor. Sol gidiyor, sağ gidiyor böyle size bir gerek yokken. 3 tane şerit var. Gece, yarı gecesi veya sabah 1-2 kimse yok yolda. Ben gidiyorum sağ şeritte. Orta şerit, sol şerit. Salak geliyor orta şeritten ve beni, yani koskocaman tır, yani bak arkada, yani burası bayağı uzun yani. Ve yanından geçiyor böyle yavaş yavaş. Yani 7 dakika sürüyor onun beni geçmesi. Tamam mı? Benim de hızı işte 107-110 kilometre. Adam 120-130 basabilir, yok. 7 dakika yanından geçiyor. Benim lastiğim, ön lastiğim ve arka lastiğim, ön lastiğim patlasa, yani arka falan olsa sıkıntı olmaz benim için, ama yine o yanımdaki adam için sıkıntı olabilir, büyük bir sıkıntı olabilir. Ama onu işte düşünen yok. İnsanlar nazik. Bir yere gittiğinizde yabancı diye bir şey yok. Tabii şimdi her yerde kötü insanları bulabilirsiniz, ama genelde söylüyorum. Bak şimdi, bak şuna bak. Ben şimdi bak, adam güzel oturmuş. Hiçbir şey umurunda değil. Ve düşünüyor ki ben sola gideceğim ki o girsin. Yok kardeşim, yok öyle bir şey. Ben 40 tonluk aracı kullanıyorum. Sol şeritte sebepsiz bir yere geçmem. Yani sen orada kal. İstersen dur yolda. Ben sana yol vermiyorum. Çünkü gerek yok. Sen düşüneceksin onu. Ya sürekli konudan konuya zıplıyorum. Unuttum ne söylediğimi. Ya işte insanlar dikkatsiz davranıyor. Ama genelde insanlar böyle nazik. Yere gittiğinizde İngilizceniz iyi değilse kimse size şey yapmıyor, sormuyor. Nerelisin, nereden geldin, ne iş yapıyorsun falan. Bazen sorarlar da daha çok böyle, yani tanıdık falan işte onların. Yani mesela gidiyorsun, diyorum ki Bosnalıyım. Aa diyor, biliyordum diyor, benim de arkadaşım Bosnalı, şurada oturuyorum, burada. Yani öyle sorar, yoksa sadece öylesine sormaz. Fark edebilir mesela, Bosnalı, Meksikalı, şuraları buralı olunca işte diyor benim de arkadaşım var, işte ben de, benim babam da oradan falan filan, annem oradan. İnsanlar hoş. İşte arkadaşlar, Amerika'nın gerçekleri birinci bölümü burada bitiriyoruz. Acaba video nasıl oldu? Merak ediyorum. Ben de sizin gibi izlerim. Şimdi birçok konu var işte, Amerika'ya nasıl gelebilirsin? Amerika'da iş sıfırdan başlayıp işte bir iş bulup hayatta kalabilir miyim? Açlıktan ölecek miyim falan filan konuları var. Daha ayrıntılı işte tırcılık hakkında konuşabilirim. Ama dediğim gibi klip bence
uzadı şu anda. Kaçıncı dakikadayız emin değilim ama bu kadar benden arkadaşlar bu sefer. Yorum yapın, beğenin, paylaşın. Testosteron Bağ kanalıma üye olun, takip edin. Takip etmiyorsanız bedavadır. Bedavadır Tayfun. bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşürüz. Like a Hellcat.